Şimdi Karadeniz beni coşturur. Bu dediğimi en iyi Karadenizliler bilir, Zonguldaklılar bilir. En doğusundan en batısına. Ta gidin Artvin'den Düzce'ye kadar, İstanbul'a kadar. Allah aşkına birisi diyor ki ben Horon'u çok iyi bilirim. Diyor ki ben Horon'u tek başıma oynarım. Ya Horon tek başına oynanır mı? Horon ekiple oynanır. Horon ekiple oynanır. Bizim ekibimiz kuvvetli. Horon'u tek başına oynarım diyen akıl artık bu ülkede duvara toslat. Memleketi ekonomik olarak, huzur olarak, güven olarak, adalet olarak neredeyse uçurumun kenarına getirdi. Bir de var, diyor ki memleketime, ey benim insanım, ben Horon'u ekiple oynarım. Hatta benim ekibim var ama ben Horon'u milletimle oynarım. Hani yaylalarda halkalar kurarız ya, Horon'un bir ucundan öbür ucu görünmez. Burada ne kadar insan varsa Horon'u hepsiyle birlikte oynarım diyor. Bunu diyen insan hayatını hak, hukuk, adalet için harcamış, erdemiyle, devlet insanı olma terbiyesiyle memleketinin hiçbir insanını birbirinden ayırmayacağına dair hayatını feda etmiş. Her saldırıya göğüs germiş. Kimsenin kalbini incitmemiş. Ve diyor ki bir arada bir evladın yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye var etmek istiyorum diyor. O tek kişilik Horon isteyeni evine yollamaya ve 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir güne başlamaya hazır mıyız? Zonguldak hazır. Ben genel başkanıma dedim ki biz normalde biraz kısa tutarız. Vallahi genel başkanım Karadeniz'e geldim, kusura bakmayın ben bir saat konuşacağım dedim. Yok yok öyle değil tabii ama genel başkanımızın hoşgörüsüne sığınarak birkaç kelime daha etmek istiyorum. Bizim en çılgın projemiz hak, hukuk, adalet olacak. Bizim en önemli gelişim noktamız demokrasi olacak. Bakın, hak, hukuk, adalet ve demokrasi ne biliyor musunuz? Hiçbir evladınızın hakkının yenmemesi demek. Mülakatla çocuklarınızın yerine torpilli bir avuç insanın işe girmemesi demek. Liyakatiyle işe girmesi demek. Tabii 15 Mayıs'ta bu demokrasiye susamışlığı, hak, hukuk, adalete susamışlığı hep birlikte gidereceğiz. Adil bölüşümü ve üretimi bu memlekette var edeceğiz. Adil bölüşüm ve üretim deyince gerçekten hani simge şehir neresidir derseniz vallahi de Zonguldak. Burası adaletli insanlarla doludur. Susmuş bir Türkiye istemiyoruz. Konuşan bir Türkiye istiyoruz. Ben üç evlat babasıyım. Ben üç evladımın sesinin bir gün bile kısılmasını kabul edemem. Buradaki anne babalara soruyorum. Çocuklarınızın sesinin kısıldığı, başının öne eğik gezdiği, kendi fikrini hür biçimde ifade edemediği bir memleket ister misiniz?
İşte Türkiye'de susturulanların, konuşturulanmayanların, fikrini söyleyemeyenlerin biz ilacı olacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız. Özgür ve medeni bir ülke olacağız hep birlikte. Herkes eşit ve muteber olacak. Sevgili hemşehrilerim, bakın herkes eşit ve muteber olacak. Size soruyorum. Bakın ben de bu coğrafyanın bir evladıyım. Buradaki insanlara bakınca ben annemi, babamı, kardeşimi, evladımı, arkadaşımı görüyorum. Yahu bu memlekette, bu canım Türkiye'de gözünün içine bakıp alnına bir cihaz tutup ne zamandan beri bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Ya da sen bana oy veriyorsan milliyetçi, oy vermiyorsan vatan haini. Hadi oradan, hadi oradan. Haddini bil. Burada yaşayan insanlar vatanı için, memleketi için gözünü kırpmadan canını veren insanlar. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Vatan evladına hain diyorsun. Ya da bir seçimde oy veriyorsalar iktidara milli irade. Oy vermiyorsa adı darbeci. Ya bunlar aklını yemiş biliyor musunuz? Ya Allah akıl versin diyeceğim ama ne yapayım? Vallahi meydanlardan duyuyorsunuz. 5 senedir dua ediyorum. Allah'ım bunlara akıl ver diye. Yok, faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi. Bu memlekete zarar veriyorlar. Memleketin insanını birbirinden ayırıyorlar. Oy verenler, vermeyenler. Yarısı bu tarafa, yarısı bu tarafa. Muteber olanlar, muteber olmayanlar. Ya kardeşim, herkes makbul, herkes muteber. Herkes vatan evladı. Ya 86 milyon insanı bir görmeyen bir insan, bir avuç insan bu ülkeye rehberlik yapamaz. Yapamaz. Zarar veriyorlar. Bizi üzüyorlar. Bizi kırıyorlar. Bizi ayrıştırıyorlar. Gözü biraz kötü bakan bir vatandaş gördün mü içim parçalanıyor. Niye biliyor musunuz? Yalanla, dolanla, iftirayla, karalamayla milletimizi aldatıyorlar. Buradan Zonguldak'tan söz veriyoruz. Biz bu memleketin insanlarını aldatanları göndermek için, aldatılan ve ne yazık ki kalbi buzlaşan vatandaşlarımız için biz bu seçimi milletimiz için kazanacağız. Milletimiz için kazanacağız. Size tavsiyem, sevgili Zonguldaklı hemşehrilerim, karşınızda kalbi buzlaşmış birini görebilirsiniz. Sakın o kalbi buzlaştı diye kırmaya kalkmayın. Onu sevginizle, şu ön safta duran annelerimin, o güzel hanımefendilerin güzel bakışlarıyla, vicdanınızla o buzu eriteceksiniz. Eriteceksiniz. Bizim milletimizin kalbi güzeldir. Güzeldir. Gelenek oldu. Zonguldaklı kalbini göstermek ister mi? Vallahi gelenek oldu.
Kalpleri görelim bakalım, biraz daha görelim. Kurban olurum sizin kalbinize. Sizin kalbinize, o güzel çarpan kalbinize, vatan diyen, millet diyen, bayrak diyen kalbinize kurban olurum. Kurban olurum. Yerli ve milli olan üretimi destekler. Yerli ve milli olan yerli üretimi destekler, öyle değil mi? Peki niçin yerli taş kömürü üretimine teşviği bıraktılar da her tarafı ithal kömürle dolduruyorlar? Niçin bu memleketin üretimini niye bertaraf ediyorlar? Hadi yerli ve milli. Yerli ve milli nedir biliyor musun? Hakkını vererek, çalışarak bu millete faydalı olmak demektir. Yerli ve milli ne demek biliyor musun? Yere düşeni ayağa kaldırmak. Yerli ve milli olmak, insanını ayırt etmemek. Devletini büyütmek, yüceltmek. Partini değil. Partini değil. Devletini ve milletini yüceltmek. Bunlar parti devleti istiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti istiyoruz. Kadınlar özgürse toplumda özgürdür. Benim anneciğim, özlüyorum, ne yapayım, anneme de selam yollayayım buradan. Ellerinden öperim. Benim anneciğim köy kadınıydı. Köyde 9-10 tane inek bakardı. Kendi ekmeğini taştan çıkarırdı. Babamın varlığı vardı. Ama o kendi ekmeğiyle meşguldü, özgürdü. Köydeydi ve özgürdü. Şimdi biz kırsalı boşalttık. Köyleri mahvettik. Kadınımızı şehre taşırdık. Ama iş vermiyoruz, imkan vermiyoruz. İstihdamdaki kadın oranı %30. Böyle bir özgürlük olur mu? Olmaz. Öyle olunca ne oluyor? Millet fakirleşiyor. Kadını özgürleştireceğiz, kadına. Kadını özgürleştireceğiz. Görmek isteyen kadın politikalarına gelsin, İstanbul Belediyesi'nde ne yapıyoruz görsün. Zonguldak'ın yarım bırakılan bütün işlerini el atacağız. Bakın, Mevlana'nın güzel bir lafı var. İnsan bir ağaca benzer. Kökü sözünde durmaktır. Hani sözünde durmak. Bunlar sözünde durmadı. Biz sözümüzü yerine getiren bir yönetim olacağız. Bunların sözünü yerine getirmediği işleri de biz tamamlayacağız. Filyos limanını, Karasu Ereğli Filyos ve Bartın limanlarını bağlayacak demir yolunu, Zonguldak çevre yolunu, Ereğli devlet yolunu biz yapacağız. Bu projelerin hepsini biz yapacağız. Ben saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımızın davetiyle 6 liderin yanı sıra Millet